Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sanat felsefesini işleyeceğiz. Eminim bu konu sizin çok ilginizi çekecek. Haydi hemen başlayalım. İlk öncelikle sanat felsefesinin temel kavramlarına bakacağız. Sanatı açıklayan felsefi görüşlere değineceğiz. Sanat felsefesi ve estetik arasındaki farklara ve benzerliklere bakacağız. Sanat eseri ve özelliklerine değineceğiz. Güzellik problemine bakacağız. Ortak estetik yargılar mümkün müdür, değil midir? Bunu inceleyeceğiz. Haydi hemen başlıyoruz. İlk öncelikle konu içerisinde göreceğimiz temel kavramları hemen şöyle bir göz atalım istiyorum. Nedir sanat felsefesinin içerisindeki temel kavramlar? Yüce, sanat eseri, güzellik, estetik yargı, estetik haz, taklit, hoş. Bizim sanat felsefesi içerisinde göreceğimiz temel kavramlar içerisinde yer alıyor. Sanat felsefesi ve estetik kavramlarına bakmak istiyorum. İlk önce estetiğin anlamına bakalım. Estetik, doğada var olan ve insanın üretmesi sonucu ortaya çıkan sanattaki güzeli araştıran alandır. Sanat felsefesi ise insanın meydana getirdiği ürünleri eleştiren, sorgulayan ve inceleyen bir felsefe dalıdır. İşin içine felsefe girince tabii ki eleştireceğiz, sorgulayacağız ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Estetik ve sanat arasındaki fark ise estetik doğada var olan ve insanın üretmesi sonucu ortaya çıkan sanattaki güzeli araştırıyor arkadaşlar. İnsanın ortaya koyduğu eleştiriyi sanat felsefesi yapıyor. Hemen sanat ve felsefe arasındaki farklara bir bakalım istiyorum. Çoğu durum benzer ama bir tane farkımız var. Onu kırmızı ile işaretledim buraya. İnsan ve doğayı ikisi de konu ediniyor arkadaşlar. İnsan ve doğayı konu edinir. İkisini ayrı ayrı yazmayacağım. Belirli bir yöntemleri sanatın da felsefenin de yoktur. Belirli bir yöntemi yoktur. Doğrulanmaları mümkün değildir. Yani bir şeyi doğru ya da yanlış diye sanatta da estetikte de söyleyemeyiz arkadaşlar. Mümkün değildir. Şimdi doğru ya da yanlış değildir dedik. Şuraya yazalım. Doğru ya da yanlış şekilde yorum yapamayız. Yorum yapamayız. En son bir özellik var arkadaşlar. Bu ikisinde farklı olan sanat duygular ile ilerlerken, felsefe ne ile ilerliyor? Düşünceye dayalı bir şekilde ilerliyor. Hemen şu şeklimizden bahsetmek istiyorum. Estetik görüyorsunuz daha geniş, hem sanatı hem doğayı içine alırken, sanat felsefesi sadece doğa ile ilgileniyor. Evet, geldik bunları bir kısmımıza. Hemen bir bakalım ne çıkacak bunları bir kısmımızda. Sanatı açıklayan felsefi görüşlere bakacağız. Bunları tek tek inceleyeceğiz ama başlık olarak bir bakalım. Taklit olarak sanat diyeceğiz. Kimler var burada filozoflar? Aristoteles ve Platon var. Yaratma olarak sanat diyeceğiz. Croce ve Schelling var. Oyun olarak sanatta ise Schiller'e değineceğiz. Arkadaşlar bunlara tek tek bir bakalım. İlk öncelikle sizlerle taklit olarak sanata bakmak istiyorum. Hemen görüşleri nelermiş bir irdeleyelim. Burada sanatçı doğada var olanı eserine yansıtıyor. Yani doğada var olan bir güzellik, bir estetik kendi eserine yansıyor. Eser nesneyi ne kadar iyi yansıtıyorsa o kadar başarılı oluyor taklit olarak sanatı savunanlarda. Burada doğanın mükemmelliği ve güzelliği söz konusudur. İki tane filozofumuz var. Hemen onlara bakıyoruz. Platon ve Aristoteles. Platon deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki idealar dünyası karşımıza çıkacak. Sanatçı duyular evreninde bulunan nesneleri taklit ediyor. Onun için asıl olan idealar dünyasıydı. Ancak duyularımız da diyor bizi aldatabileceği için duyular dünyasında taklitte yansıtılan eserler iyi ve gerçek bir sanat eseri değildir diyor. Gerçek bir sanat eseri ortaya koymak istiyorsak bu ancak idealar dünyasındakileri eserimize yansıtmakla olur diyor. Burada asıl önemli olan Platon için özlerin bulunduğu alandır ve gerçek sanat eseri bunu taklit etmekle oluşur diyor. Aristoteles'e bir bakalım. Aristoteles'e göre sanatçı evet doğayı taklit ediyor. Ancak sanatçı nesneyi taklit ederken bunu olduğu gibi yansıtmıyor.
olması gerektiği gibi yansıtıyor. Sanatçının nesneyi olduğu gibi yansıtmaması aslında Aristoteles'in eserle alakalı biraz da ahlaki boyutuyla ilgilendiğini de gösterir. Buradaki amaç doğadaki eksikliğin tamamlanmasıdır. Gelelim ikinci felsefi görüşümüze. Hayal gücü diyor bakın. Hayal gücü diyorsa hemen neyi yerleştiriyorum? Yaratma olarak sanat yazıyorum. Sanatçının hayal gücüne dayanarak oluşturduğu eserlerdir. Bunlara göre yani taklit olarak sanatta biraz karşı çıkıyorlar. Mükemmel, doğada mükemmel bir güzellik yoktur. Bunu ortaya çıkarıp eserine yansıtacak olan kimdir? Tabii ki sanatçıdır. Doğada var olmayan şeyi ortaya çıkaracak olan tek şey ise tabii ki hayal gücüdür. Hayal gücü de sanatçının yaşantılarına göre değişebilir. Burada da iki tane filozofumuz karşımıza çıkıyor. Hemen bir bakalım ne diyorlar. İlk olarak Schelling'e bakmak istiyorum. Sanat eserini oluşturacak olan kimdir diyor. Tabii ki sanatçıdır diyor. Bunun da hemen ismini şuraya yazalım. Bu sanatçı belirli bir toplumda, belirli bir dönemde yaşadığı için yaşadığı toplumdan kendini koparamayacağından dolayı aslında ortaya koymuş eserlerde toplumunda etkisi vardır. Dolayısıyla sanat eserini oluşturacak kişinin görüşleri de esere yansıyabilir der. Gelelim Croce'ye. Croce ise sanatta amaç ideal ve mükemmel olandır der. Sanatçı doğayı taklit etmez der. Taklit etmez. Onu hayal gücüyle, yaratma gücüyle ortaya çıkarır. Sanatçı eseri ortaya koyarken yaşayacağı hisleri tekrar yaşayamayacağı için sadece o ana özgü olduğu için tek ve benzersiz eserler ortaya koyar der. Geliyorum son felsefi görüşe sanatla alakalı oyun olarak sanat. Oyun olarak sanat. Aslında burada oyun ve sanat arasında benzerlik olduğunu savunduğu için buna oyun olarak sanat adını vermişlerdir. İkisinde de yarar amacı yoktur. Gündelik yaşamın sıkıntılarından kurtulur ve hayal dünyasına yöneliriz. Çünkü neden? Oyun bizim için bir rahatlama, bir özgürlük alanı oluşturur. Dolayısıyla oyunda herhangi bir yarar amacı olamaz der. Burada ise Schiller karşımıza çıkıyor. İnsan oynadığı sürece insandır sözüyle aslında özgürlük ile sanata ulaşılabileceğini savunuyor. Oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsak aslında bir sanatı ortaya koyarken de zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyiz. Çünkü bizim orası rahatlama alanımızdır der. Hemen sanat eserinin özelliklerine bakmak istiyorum. Sanat eseri nasıl oluşturulur arkadaşlar? Tabii ki bireysel olarak oluşturulur. Sanat eseri biricik ve tektir. Çünkü ne demiştik? Sanatçıya aittir demiştik. Sanat eseri ne gerektirir? Yaratıcılık gerektirir. Çünkü yaratma ve hayal gücümüze dayanır. Sanat eseri evrenseldir. Yani onu kullanan herkesin aslında ortak malıdır. Sanat eserinde estetik kaygı vardır. Ancak yarar amacı yoktur. Sanat eseri insan hayatında kalıcı izler bıraktığı için kalıcıdır diyebiliriz son özelliğimize de. Filozoflar yine kendi arasında güzellik nedir kavramını tartışmışlar. Güzellik toplumdan topluma, kişiden kişiye değişebilen bir kavram olduğunu, sanatçıların güzeli sorgularken sanatı ve doğadaki güzelliği ayırdıklarını iddia etmişlerdir. Doğadaki güzellik insan dışı bir oluşumdur, değiştirilemez. Var olan bir ağacın güzelliğini değiştiremezsiniz doğada bulunan bir ağacın. Sanattaki güzellikte ise kişinin yaratıcılığı söz konusu olduğu için burada daha öznel bir ürün ortaya koyuyoruz. Estetik beğeniler olmadan bir güzelden bahsedemeyiz. Hemen filozoflarımızın düşüncelerine bakalım güzellikle alakalı. Başka bir şeye dönüşmeyen var olan ideadır diyor güzellik için Platon. Yine idea işinin içinde arkadaşlar. Aristoteles ise güzel için matematiksel olarak adlandırılan ölçülü ve orantılı olandır diyor. Hegel'e geldiğimizde ise mutlak ruhun evrende görünmesidir. Bunlar nedir? Güzellikle ilgili filozofların düşünceleridir. Akıl ve duyuların şekillenmesini Schiller söylüyor. Güzellik nedir diye Kant'a sorulduğunda ise çıkar gözetmeden beğenmektir yorumunu yapıyor. Hemen güzellik ile
kavramların ilişkisine bakmak istiyorum. Bunları tek tek açıklayacağız ama şurada hemen bir değinelim kavram olarak. Güzellik ile yüce ilişkisine bakacağız. Fayda ilişkisine bakacağız. Güzellik ve hoş ilişkisine bakacağız. İyi ilişkisine değineceğiz. Güzellik ve hakikat ilişkisine değineceğiz. Arkadaşlar bunları tek tek irdeleyelim istiyorum. Haydi başlayalım. Güzellik, güzel olanı algılamak aslında ne gerektirir? Öznellik gerektirir. Hakikat ise mantıksal olana yönelir. Mantıksal olana yönelir. Mantıksal olana yöneliyorsa nedir? Tabii ki nesneldir. Platon'a göre güzellik ve doğruluğun özü aynıdır. Yani hakikatin özü aynıdır. Kant'a göre hakikat ve güzellik farklı şeylerdir. Doğruluk akıl ile bilinebilirken güzellik duyularımıza ve hayal gücümüze dayanır. Güzellik duyulara dayalıdır Platon'a göre. Doğruluk mantık yargısı iken güzellik değer yargısıdır. Hemen güzellik ve iyi kavramlarına bakalım. Güzellikte amaç yoktur. Herhangi bir amaç olmaz. Ama iyi kavramı ahlaki bir değer taşır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz ve bunların bir amacı vardır. Yani birisine bir iyilik yaparken bir amacımız vardır. Ya da iyi kavramı bir amaç barındırır arkadaşlar. Örneğin ne örneği verebiliriz? Karşımızdaki heykele güzel diyebilirken ona iyi diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz tabii ki. Kant'a göre güzellik duysaldır ve yasa yoktur. Güzellik herhangi bir yasaya bağlı değildir. Ancak iyi kavramı içerisinde akıl vardır ve ahlaki bakımdan bir yasaya bağlılık vardır. Örneğin hırsızlık yapmamak, cinayet işlememek bunlar iyi olmanın kavramları iken aynı zamanda nedir? Bir yasaya, ahlaki bir yasaya bağlıdır. Platon ise iyi ve güzel aynı şeylerdir. Çünkü neden? Güzellik iyi ideasından pay alır der. Güzellik ve hoş kavramına bakmak istiyorum. Güzellik ve hoş gündelik hayatımızda da çok sık kullandığımız kavramlar. Belki de aynı anlamlarda kullanıyoruz. Bakalım felsefi görüş bunları neden ikiye ayırmış? Güzellik kavramı duygularımızla ilgilidir demişler. Evet, hoş kavramı da duygularımızla ilgilidir. Güzel olan eserlere hoş diyebiliriz. Hoş olan eserlere de güzel diyebiliriz der. Kant ise hoş ve güzel kavramlarının birbirinden farklı olduğunu savunuyor. Çünkü hoş olanın kişiden kişiye değişebileceğini söylerken güzellik kavramının tek olduğunu, kişiden kişiye değişmeyeceğini söyler. Bu yüzden güzellik ve hoş arasında farklılık olduğunu söyler Kant. Güzellik ve faydaya bakalım. Güzellik ve iyilik kavramları birbirinden ayrıldığı için aslında güzellik ve fayda arasındaki bağ da kopmuştur. Güzel olan daima güzel olarak kabul edilir, fayda ise görecelidir. Örneğin çok üşüdüğümüz bir anda sıcak bize faydalı gelebilirken buna güzeldir diyemeyiz. Ya da hastalandığımızda, ilaç aldığımızda ilaç bize faydalıdır diyebiliriz ancak güzeldir, ilaç güzeldir diyemeyiz arkadaşlar. Güzeldir diyemeyiz. Güzellik ve yüce kavramına bakmak istiyorum. Güzel olanda düzen ve oran uyum vardır. Yüce bizi aşan, bizde hayranlık uyandıran şeylere biz yüce diyoruz. Kant'a göre güzel olanda sınırlı bir büyüklük varken yüce olanda sınırsız bir büyüklük vardır. Tanrı gibi düşünebiliriz mesela. Aristo'ya göre yüce olanda sınırsızlık vardır diyebiliriz yine. Güzellik kavramı bizde heyecan uyandırırken yüce kavramı bizde hayranlık uyandırır. İkisinin de bizde oluşturmuş olduğu etki farklıdır derler. Şimdi güzelliğin niteliklerine bakmak istiyorum. Güzelliğin iki tane niteliği vardır. Bir, objektif niteliği, iki, subjektif niteliği. Objektif dediğimiz zaman ne aklımıza gelecek? Tabii ki tarafsız olması, yani nesnel olması. Subjektif ise öznellikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Objektifliğe hemen değinmek istiyorum güzelliğin özelliklerinden. Aslında buradaki özellikler içsel ve dışsal özelliklerdir. Güzelliğin içsel özelliğinde eserin güzel olması ve düşünceyi yansıttığı oranda artıyor. Yani bir şeyin güzel olması eseri yansıttığı kadar artıyor. Güzel olan şey aslında nedir? İdeye uygun olandır. Güzel dediğimiz şeyin canlı ve anlatım gücü de aynı zamanda yüksek olmalıdır. Güzelliğin dışsal özelliklerinde ise orantı ve uyum
söz konusudur. Subjektifliğe baktığımızda subjektif özelliklerde güzelliğin niteliklerinde kişiden kişiye değişim söz konusudur. Benim güzel bulduğumu sen güzel bulmayabilirsin. Bu subjektif bir özelliktir. Filozoflar kendi aralarında yine yanılgıya düşüp ayrı görüşler ortaya sunmuşlardır. Ortak estetik yargılar var mıdır sorusuna ortak estetik yargılar mümkün değildir diyen bir grup var. Ortak estetik yargılar mümkündür diyen bir grup var. Yani herkesin beğenebileceği bir sanat eserine baktığında herkes evet bu güzeldir diyebileceğimiz bir yargı mümkün değildir diyor Croce. Ortak estetik yargılardan söz edemeyiz çünkü her sanatçının kendine göre deneyim ve izlenimleri farklıdır. Bunların eseri yansıyış şekilleri de farklı olacağı için ortak estetik yargılardan bahsedemeyiz der Croce. İkinci olarak ortak estetik yargıların mümkün olabileceğini savunan iki tane filozofumuz var. Onlara değinmek istiyorum. Kant ve Platon. Kant sanat eserinde çıkar ve yarar söz konusu değil iken haz almak söz konusudur. Sanat eserinin estetik değeri kişiye bağlı olamaz. Değerin eseri zaten kendisinde vardır. Dolayısıyla ortak estetik yargılar mümkündür. Güzellik nesnede vardır. Dolayısıyla siz bir nesneye güzel diyorsanız tüm insanlar aynı yargıda bulunuyordur der. Platon ise tabii ki ne olarak tanımlar? Güzel olan aslında ideada var olandır der. Evet arkadaşlar konu biterken neleri öğrendik hemen bir bakalım. Sanat felsefesi ve estetik kavramına değindik. Sanatı açıklayan felsefi görüşlere baktık. Taklit olarak sanat, yaratma olarak sanat ve oyun olarak sanata değindik. Güzellikle ilişkili olan kavramlar ve güzellik problemine değindik. Ortak estetik yargıların mümkün olup olamayacağını savunduk. Evet arkadaşlar yorumlarınızı önemsiyoruz. Video yararlı oldu mu? Bize öneri veya tavsiyen var mı? Ödüllü soruyu bulabildin mi? Videoya like atmayı unutma. Gelsin o zaman ödüllü sorumuz. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz ekranda. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.